Merhaba hanımlar Ebebek Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir Zara modeliyle geldim. Buna önlük, süverter, yelek de diyebiliriz. Hem kız hem erkek bebekler için çok güzel bir model. Böyle yakından size göstereyim detaylı. Yakasına lastik uyguladık. Ve arkası da aynı şekilde bakın yaptım. Yanları bağcıklıdır. Şöyle çözelim bağcığını. İsterseniz de düğmeli de yapabilirsiniz. La, zaten lastik bölümünde genişlik biraz fazla. Buna göre düğme e, dikip mesela buralarda düğmeli yapabilirsiniz. Ben bağcıklı yapmak istedim. Daha güzel oluyor. Özellikle kız bebekler için. Ama erkek bebekler için de düğme takabilirsiniz. Şimdi kullandığım ip Nako Elite Baby. Şimdi e, renk kodu yok çünkü ben çok önceden almıştım. Normal bej bir renk kullandım. Siz Alize Baby Best, Kartopu Baby One, Nako Baby, Himalaya Bebe Lux gibi hafif kalın iplerden 100 gram ağırlığında 250 metre metrajında iplerden başlayabilirsiniz. Şimdi bunu 2,5 mm tığ ile ördüm. Şimdi 3 mm tığ ile örmeyin. Delikli delikli düşer. Şöyle yakından da göstereyim. Önce dibini zaten kuracağız. Sonra yukarı doğru öreceğiz. Hani biraz model zor. Sadece şu kurması zor. Bu kurmayı anladıktan sonra gerisi kolay olacak. Şimdi fazla uzatmayayım. Hemen örgüye başlayalım. Evet hanımlar. Şimdi bir yaş için yapanlar 55 tane çeksin. 2 yaş yapanlar 65 tane işte 3 4 yaş yapanlar 75 bu şekilde onar şar sayı arttırın mutlaka Şimdi Ben son 1 2 3 4 ve 5 55 tane zinciri tamamladım daha önceden Çektim Şimdi 1 2 3 3. Zincire batarak Normal trabzan yapıyoruz bir de zinciri çekerken gevşek çekin. Kesinlikle böyle sıkı çekmeyin. Çünkü bu dibi toplamasın diye. Komple bu sırayı trabzan yapalım. Sonra zaten iki sıra lastik gideceğiz. Şimdi daha küçük yapmak isteyenler varsa e, yeni doğan 0-3 aylık yapmak isteyenler de varsa e, 45 zincir çeksin çünkü minik oluyor bayağı bir küçük e, oluyor benim şu an verdiğim ölçü 1 yaş 6 aylıktan sonra 1 yaş bir buçuk yaş için ideal bir ölçü. Mesela daha büyük yapmak isteyenler varsa mesela kendilerine göre e, penyenizin ön kısmını ölçerek eni mesela ne kadar geldi 80 santim geldi 80 santim olana kadar zincir çekin sonra bu trabzanı yapıyorsunuz ya bu trabzanı sonra gidin penyenize göre otur böyle yerleştirin ölçü mesela fazla geldi trabzan. Bunu pardon zincirler. Bu zinciri sonradan kesip atabilirsiniz. Şimdi ben burayı hemen bitireyim. Lastik yerine geçeceğiz. Şimdi lastik yapacağız. İki tane zincir çekiyoruz. İlk başlarken bir tırabzan. Şimdi önden bakın boşluktan girdim. Tel alıp çıktım. Şimdi arkadan alıyorum. Bakın geliyorum. Bir ön bir arka alarak lastik formunu oluşturuyorum. Bakın. Boşluktan giriyorum. Görüyor musunuz? Trabzan tepesine batmıyorum. Bu şekilde komple sırayı bitirelim. Evet bakın son trabzana geldik önden bir tane sondan sonuncu trabzana da bakın sadece trabzan yapıyorum önden falan almıyorum şimdi bu köşeyi nasıl başlamışsam buradaki köşeyi de öyle bitirmek zorundayım yoksa burası farklı burası farklı olarak ilerler Şimdi bir zincir, iki tane zincir çektim. Şimdi bir tane trabzan bakın tepeye battım. Şimdi arkadan alıyorum. Önden. Bakın bir önden bir arkadan alarak ikinci sırayı tamamlıyoruz. Sonra zaten bundan sonra yani düz trabzan öreceğiz sonra modele geçeceğiz hemen tamamlayalım şimdi hanımlar son Bakın arkadan aldım ve bir trabzan yaparak şu tepeye batarak bitiriyorum şimdi hanımlar bakın 1-2-3 tane önden lastik almışım bir trabzan şimdi bakın önden bir şimdi arkadan da alıyoruz önden arkadan ve önden bakın bir iki üç tane yaptık şimdi normal düz trabzan yaparak sıramıza devam edeceğiz. Bakın hemen sırasındaki yere düz trabzan yapıyoruz. Bakın hemen boşluğa falan batmıyorsunuz. Direkt trabzanın tepesine yaparak bu şekilde tamamlayın. Buraya ne yaptıysak aynı şekilde de buraya yapacağız. Şimdi asıl zor olan yer biraz desenler kafa karıştırıyor. Çok dikkatli dinlemeniz gerekli. Şimdi bundan sonra da desen kurmaya başlayacağız. Hemen ben bitireyim. Şimdi bakın 1 2 3 2 trabzan daha yapıyorum. Ve önden bir tane aldım. Arkadan bir, önden bir. Şimdi hanımlar örnek kurmaya başlayacağız. Bakın verdiğim sayılarla ee, mutlaka örneği kurun. Dediğim gibi işte 55, 65, 75, 85 yaş grubuna göre sayı arttırabilirsiniz. Çünkü bu örneği kurmak için bu sayılar gerekli. Şimdi arkadan alıyorum. Bu lastik yapmaya devam ediyoruz köşesindeki lastikleri. Şimdi bakın burada arkadan var. Sonra trabzan yapacağız. Şimdi bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane trabzan yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4. Bakın bir zincir çektim, bir boşluk atladım, trabzan yaptım. Bir zincir çekip bir boşluk atlayıp trabzan yapmaya devam ettim. Şimdi burası bakın ön olduğu için bu sakın burayı saymayın. Bakın 1 2 3 4. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayarak bir trabzan yaptım. Tekrardan bir zincir ve trabzan yapıyorum ve aradaki trabzan sayısı 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzan var Aynı şekilde devam edelim 7 trabzan bir boşluk onu sonra trabzan bir zincir tabi aradı çekiyorsunuz aynı bu şekilde yaparak buraya kadar gelelim sonra ikinci sıraya geçeceğiz şimdi bakın burada dört tane bir iki üç dört bak başlangıçta nasılsa sonu da aynı oluyor şimdi Şimdi 65-75 başlayanlar buradaki 4 sayı diyelim 5 olacak 6 tane olacak Hani sayıyı büyüttüğünüz için buradaki desen sayısı da artacak. Şimdi arkadan alıyorum. Bu köşeler hep aynı buraya son gösteriyorum bir daha buraya göstermeyeceğim. Bu köşeler hep aynı. Fark etmiyor. Ve burada trabzan yaptık. Burayı hızlı geçiyorum hemen. Şimdi hanımlar bakın yukarı çıktıkça 1 2 3 3 tane trabzan var. Altı, dörtlü, bir, iki, üç. Şimdi bakın bir zincir çekeceğiz. Bakın şuraya üç tane yaptık ya bir zincir çekiyoruz. Buradaki trabzan atlayıp bakın zincire trabzan yapıyoruz. Zincirin içinden girip trabzan yaptık. Buraya da önden al bakın böyle lastik gibi zaten kolaylıkla alabileceksiniz. Bu şekilde yapıyorsunuz. Sonra buradaki zincire de bir tane trabzan yapıyorsunuz. Ta ki bakın ne yaptım? bir trabzan yaptım şimdi bir zincir çekeceğim bakın bu zinciri at bu trabzanı atlayacağım şimdi bir zincir çekiyorum buradaki trabzanı atlayıp diğer trabzana geçiyorum şimdi bakın 1 2 3 4 5 5 tane trabzan var 2 3 4 ve 5 bu üçgeni oluşturmak için e, bu şekilde yapıyoruz şimdi bir zincir bakın zincirin içine trabzan yapıyorum önden alıyorum zincirin tepesinden bakın bir trabzan yaptım şimdi bir zincir çektim bir trabzan atlayarak 5 tane şimdi trabzan yapıyorum 2 3 4 5 bakın şöyle göstereyim hemen devam edelim bitirelim sıramızı diğer sıraya geçelim Evet hanımlar bakın 1 2 3 nasıl başladıysam öyle bit eşit şekilde bitirdim. Şimdi diğer sıraya geçtim. <laughs> Bakın bu öndeki trabzandır. 1 2 tane trabzan var şimdi. Bakın 4'tü, 3'tü. Şimdi 2'ye düştü. 1 2 Şimdi aynı şekilde bir zincir bir trabzan boşlatıyoruz direkt Zincire Batarak trabzan yapıyoruz bakın Şimdi Sayıyoruz 1 2 3 4 5 5 tane trabzan var fakat Şu var ya ortadaki Bunu ön, arkadan alacağız çünkü lastik şi, e, Desen oluşması için şöyle arkadan alıyoruz çünkü tam ortada olduğu için bu şekilde desenini yapıyoruz arkadan alıyoruz şimdi trabzan şimdi zincire tekrar trabzan şimdi bir zincir bakın bunu atlıyoruz trabzan yaptık şimdi Bak sayıyoruz. 1 2 3. Bakın boşluğu yaptıktan sonra 1 2 3 tane Trabzan var. 1, 2 ve 3. Böyle yaprak gibi bakın açılıyor. Fark ettiyseniz. Şimdi bir zincir çektim. Bir trabzan atladım. Zincire trabzan yaptım. Bir tane daha trabzan. Bakın şu tam ortadaki, şu tam ortadaki trabzanı arkadan alıyorum. Normalde burada bu yön olsaydı önden alacaktım ama arkaya düştüğü için arkadan aldım. Şimdi bir trabzan, zincire tekrar trabzan. Şimdi aynı. Şimdi buradaki şu ve şeklinde olduğu için hani burası bu şekilde düşüyor. Bir zincir ve trabzan. Şimdi bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Bunu örmek çok zevkli çünkü sürekli kafa yoruyor. Bir de düz e, olmadığı için hemen de bitiyor. Yani böyle örnekli olduğu için e, nasıl diyeyim? Çabuk yürüyor gibi geliyor. Bakın ben alıştığım için örüyorum. Buraları hızlı geçiyorum ki. Şimdi. Ben şimdi burayı bitireyim. Diğer sıraya geçeceğiz. Şimdi hanımlar porkon olduğu yere geldik. Bakın burada bu kutucuklar yan yan gitmişti. Bu popcorn olduğu yerde üst üste kutucuklar geldi. Altındaki iki tane bakın üstündeki de iki tane. Şimdi iki tane trabzan yapıyoruz. Bu köşeleri anlatmıyorum. Artık biliyorsunuz. Şimdi bir zincir çekiyorsunuz. Bir trabzan yaptık bakın Bir 2 tane trabzan yapıyoruz Sonra bu tane tam önden aldığımız var ya bir parça onun üstüne Popcorn yapacağız <laughs> Bakın tam bunun tepesine 1 2 3 4 5 6 6 tane yaparak şöyle sıkıştıralım. Şimdi bakın 2 tane yapmıştık ya trabzan. Şimdi 1 2 trabzan. Şimdi bir zincir. Bakın kutucuklar üst üsteydi. Son popcorn sırasında. Burası kolay. Bakın hiç kayma mayma yok. Düz devam ediyorsunuz. Bakın 3 tane 3 tane üst üste geldi. 2 tane trabzan. Şimdi popcorn. 1 2 3 4 5 ve 6 2 4 6 direkt çıkıyoruz. Şimdi bir iki tane trabzan yapıyorum, bir zincir. Bu model çok gerçekten çok basit. Biraz aslında basit demeyeyim de abartmış olurum. İlk yapanlar için zor ama iki, ik, ikinci Yapanlar e, yapanlarda şimdi ben bu parça yaparken biraz zorlandım ama bu şimdi ikinci parçam olduğu için artık biliyorum ezbere neredeyse. Kolay gidiyor. Bir de bu modeli hani kendi kafamdan tasarlayarak yaptım. Mesela şu altını çok zor kurdum. Yaptım, söktüm, yaptım, söktüm. Bayağı bir uğraştım. Sayıya tutturabilmek için eşit şekilde Mesela 55 başladık. Mesela 54 başlasam asla bu desen tutmuyor. Düşmüyor eşit. Hilelik de yapamıyorsun. Tam dip olduğu için. Bakın aynı işlemi burada da yapıyoruz. Devam edelim. Şimdi hanımlar, bakın ilk desenimizi oluşturduk. Şimdi ikinci desende de bakın ortaladım örneği, ama şu köşelere sadece boşluklar yaptım. Ee, sadece bunun kurulumunu göstereceğim. Aynı burada ne yaptıysak bu burada da aynı şekilde yapacağız. Şimdi arkadan başlıyoruz kurmaya. Bakın öndeki lastikten başladım. Şimdi bir tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektik. Bakın kutucuk ya burası. Ha evet. Pardon. Ee, şu an ha tamam karıştırdım biraz da. Şimdi bir trabzan yaptık, bir zincir çektik. Direkt bir boş bakın bir trabzan atlıyorum hemen zincire trabzan yapıyorum zaten bu zincirleri boş geçmiyoruz şimdi trabzan yapıyoruz bakın şu trabzanın üstündeki 2 4 6 7 bakın bu arada da 7 tane vardı burada da 7 tane oluyor eşit şekilde bu düşüyor fark ettiyseniz bu örneği yaparken bayağı bir zorlanmıştım onun için ee, sıkıntılı şimdi 2 4 6 7 şimdi buraya şuradaki boşluğu kuracağız bakın üç tane ya Burası şimdi bir zincir çektik bakın tam ortasına battım bir zincir çektim bakın buraya atladım buraya atladım direkt zincire trabzan yapıyorum şimdi 7 tane trabzan bakın 2 3 4 5. Şimdi zincire de batarak 7 tane yapmış oldum. Bakın. 2 4 6 7. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın 3 tane ya. Bunun tam ortasına batıyorum. Bir zincir çektim. Sonra zincire batarak trabzan yaptım. Şimdi şu zincire kadar trabzan yapıyorum. Tam 7 tane oluyor. Yani buradaki örneği bu sefer bunun tam ortasına kurmuş oluyoruz. Bu üçgenin tam ortasına kurmuş oluyoruz. Bakın şöyle göstereyim size daha net anlaşılması için. Bakın lastikten sonra bir trabzan. 7 tane bir zincir çekip 7 tane bakın trabzan yaptım bir zincir bir boşluk atladım bakın şu tam 3 tane var ya şu buraya örneği kuruyoruz yani şundaki dipteki örneği buraya kurmuş oluyoruz <laughs> devam edelim Bakın zincire battım. Bir zincir. Bakın köşeye geldim. Bir zincir çektim, bir trabzan yaptım. Nasıl bu köşede bir trabzan yapıp bir zincir çektik, bir boşluk atladık da zincire battık ya. Bakın kutucuk yaptık. Aynı şekilde de zincire battık, bir zincir çektik, bir trabzan atladık. Şimdi bir trabzan yaparak buradaki sırayı bitirdik. Şimdi köşeye geldik hemen lastik yapıyoruz <laughs> ya burası bu ikinci örneği kurmak biraz şey karışık Aslında karışık değil mantık aynı mantık sadece çaprazlama kurduğumuz için örnek biraz karıştı köşelerde bakın şu şimdi üç tane var burada dört tane olduğu için şu köşeleri popkon olmadı Çünkü tam ortalığına amadı Orayı ben pek ayarlayamamıştım. Onun için dedim ki bu köşedeki kutucukları yerleştireyim. Onun için sadece burası karışık, o kadar. Şimdi diğer sıraya geçiyorum. Hemen yapalım burayı da. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. Bakın ikinci sırada da aynı buradakini. Buraya kuracağız şu de ne yapmanız gerektiğini göstereceğim Şimdi bakın bir trabzan vardı ya Bir trabzan Şimdi bakın bu Zincire de batıyorum bir Trabzan Bakın bu kutucuk zaten kutucuğu Kayıyor Bakın kutucuk Böyle kayıyor onun için bir zincir çektim Bir trabzan atlayarak kutucuğu yaptım. Şimdi <laughs> bir iki üç dört beş beş tane trabzan yapıyoruz. Bakın aynı buraya geldik Bakın buradaki işlem burada şu an bir zincir zincire batarak şu, trabzan yaptım. Bu trabzanı önden aldım. Zincire battım. Bir zincir çektim ve bir boşluk atlayarak yani bir trabzan tepis atlayarak kutucuk oluşturdu. Şimdi 5 tane trabzan var bu arada. Bakın nasıl 5 tanesi. Burada da aynı. Bakın geldik örneğe. Bir zincir trabzan bir zincir bakın deseni kurduk çok şükür 5 tane şu an trabzan bu örneği nasıl anlatacağım diye o kadar çok düşünüyordum ki bu e, örneği yaptım da bunu tak çıkardım canım çıktı zaten e, baya bir aydır bu duruyordu dedim hadi senin anlat bakalım işte anlatmaya çalışıyorum umarım anlatabilmişimdir kolaylıkla anlayata, anlatmak isterim işte biraz zor desenlerde ben hayatımda da ilk defa böyle bir desen çıkarttım normalde hep düz örgü yaparım Örgüleri hep süsleme yapıyorum fark ettiyseniz hiç bu şekilde desene girmemiştim burası da trabzan son bakın iki ile bitti çünkü iki ile başlamıştık Şimdi diğer sıraya geçeceğiz. <laughs> Hapşırık tuttu beni de 13 videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şimdi anına bakın iki taneydi. Şimdi üç tane trabzan yapıyoruz köşeye. Zinciri de batıyoruz tabii ki. Çünkü kutucuklarımız kayıyor. Bir zincir. Bakın. Şimdi 2 üç bakın 3 tane yaptık bir zincir çektik zincire batıyoruz iki tane trabzan şimdi arkadan alıyoruz çünkü bunu önden almıştık devam ettiriyoruz zincire batıyorum bir zincir çektim kutucuk yapmayı unutmayın sakın şimdi üç tane trabzan oluyor burada Çünkü kutucuk yapacağız şimdi zincire batıp trabzan yaptık Zaten bu sıradan sonra da popcorn yapacağız. Sonra diğer Örneğe geçeceksiniz. 1, 2 ve 3 Bakın Zaten baklava dilimi gibi oluştu. Bak 3 yaptık kutucuk yaptık. Sonra 3 trabzana bitirdik. Şu an 3 yaptık. Buraya battık zincire. 2 ve 3. Başlangıç nasılsa bitişti öyle oluyor. Bunu da geriden alıyoruz. şarjım bitiyor Eyvah. Şimdi hemen popkon olan yeri de göstereyim size. Bakın önden aldım. Buraları hızlı gidiyorum. Şimdi bakın üç taneydi ya şimdi kutucuklar üst üsteydi Onun için burada üst üste geliyor trabzanlar şimdi bir zincir boşluğu bu sefer atlıyoruz popkon sırasında kaydırma yapmıyoruz kutucuklarda şimdi bir zincir bakın Zincire batmıyoruz kutucuk oluşuyor Çünkü evet Şimdi popcorn için 6 tane yapıyoruz. 3 4 5 ve 6 2 4 6 Şimdi 2 zincir pardon 2 tane trabzan 1 zincir Şimdi bakın Burayı anlatmama gerek yok. Aynı buradaki popkonu buraya yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 Bakın. Neyse burayı da anlatayım da 3 tane trabzan. Bir zincir. 2 trabzan. Bir popkon. 3 4 5 altı. Şimdi trabzan. Evet hanım. Örnek kurulumu bu şekilde. Şimdi bunu bitirdikten sonra <laughs> tekrardan aynı burnun hizasından bakın buraya örneği kuracaksınız. Bu örneği bitirdikten sonra bu örneğe kuracaksınız. Bu toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şimdi ön olduğu için 6 tane yapacağız. 6 ya da 7 tane popkon yapacağız. <laughs> Sıra kuracağız. Ee, şimdi e, ben <laughs> bu örneği de bir bitireyim. Diğer sırayı da göstereyim. Diğer bu alttaki sıranın kurulumunu da göstereyim. Çünkü burası düzdü. üçüncü sıradaki 3. popkondaki kurulumu karıştırabilirsiniz. Şimdi evet hanımlar Buradaki örneği şimdi buraya yapma zamanı geldi bakın Zaten fark ettiyseniz eşit Bir şekilde düşüyor Bakın 1 2 şöyle dümdüz gittiğimiz zaman Bu başlangıçta örneği şimdi bu üç tane olan kutucuğa kuracağız bakın 1 2 3 ve 4 tane örneği şimdi buraya ayarlayacağız <laughs> Şimdi ne yapmışız aşağıda 4 tane trabzan yapmışız. 1 2 3 Ve zinciri batarak 4 tane yapmışız. Şimdi bir zincir çektik. Bakın üçüncü trabzanın 3 üç tane olan tam ortasına batıyoruz. Bir zincir çektik. Şimdi trabzan yapıyoruz. Tam bakın ne var burada? 7 tane trabzan var. 2 4 6 7 buradaki kutucuk <laughs> Bakın. Kutucuğa zincire battım. Bir zincir çektim. Bu kutucuklar baklava dilimi oluşturuyor. Bu şekilde artık üçüncü örneğe devam edebilirsiniz. Burada ne yaptıysam aynı şekilde sırasıyla devam ediyoruz. Şimdi bunu kurduktan sonra bitirdikten sonra aynı burada ne yaptıysak bu örneği de dördüncü sırada kuracağız şimdi benim anlatacaklarım bu kadar şu an ee, siz arka parçayı önce örün çünkü ön parçayı ben daha örmedim oturtmadım şimdi arka parça için 1 2 3 4 5 6 7 7 sıra örün bir daha sayayım. 1 2 3 4 5 6 7. Toplam 7 tane popcorn var. 7 popcorn ürün. Şimdi ha daha büyük yapmak isteyenler, hani 2 3 yaş yapanlar diyelim 8 tane popcorn, işte 9 tane popcorn yapana kadar örsün. Sonra <laughs> bu daki detayı size göstereceğim zaten. 7 popcorn ördükten sonra Tekrardan size şurayı anlatacağım ne yapmanız gerektiğini. Şimdilik bu kadar. Hemen bitirelim geliyorum. Evet hanımlar bu ön parçayı tam 6 tane popcorn olacak şekilde yaptım. Yani Uzunluğu Ölçtüğümüzde 29 santim. Fakat arka biraz daha uzun olacak çünkü arkanın ensesi daha uzun oluyor. Onun için bunun uzunluğu da 30 santim. Şimdi biz ön kısmı yakası bir tık geniş olsun diye iki sıra daha örmeyeceğim. Çünkü bu iki sırayı omuza vereceğim. Mesela arkanın omuzun da bir iki üç sıra gittim. Tam şu popcornun olduğu yerde bitirdim. Şimdi aynı işlemi buradaki aynı işlemi buna uygulayacağız. Fakat bu e, yele, bu bu ön parçada. Şimdi bakalım bir ikinci modelde bıraktım. Şu an e, bu buradaki modele, pardon, şu modele geçme, geçerken bir iki de bıraktım şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra yukarı doğru çıkacağım. Şimdi çıkarken de aynı deseni devam ettirin. Güzel olur. Hani de devamı gibi desenin devamı gibi. Zaten yaka kısmını da lastik forma uygulayacağız. Şimdi boğazdan rahatlıkla çocuk kafasını geçirebilmesi için geniş tutmamız gerekli. Şimdi gösteriyorum. 5 sıra öreceğiz. Yani modeli devam ettireceğiz. Bakın. Şimdi popcorn yapacağımız yer burası. Buraya kadar öreceğiz yani. Şimdi örneği devam ettiriyorum. Bakın burada bitirdim. Bakın normalde buraya popcorn e, buradan böyle önden alıyordum ama almıyorum şimdi iki zincir çekiyorum döndüm şimdi buradaki sayıyla bu omuz sayıları eşit düşmek zorunda 1 2 3 Bakın örneği devam ettiriyorum. Farklı bir işlem uygulamıyorum. Zaten kutucuklar yapıyorsunuz. Bakın sırasıyla kutucuk yapıyorsunuz. Şu an 2 gittim. 3 sıram daha kaldı. Ama eğer karıştırırsanız da şey yapabilirsiniz. Düz örebilirsiniz. Arkayı da önü de. Şimdi burayı da böyle yapıyorum. Bakın. Bakalım yanlış bir şey yaptık mı? 1-2, hayır yapmamışız. Evet burada da kutucuk yaptık. Şimdi mesela kaydırıyorum. Dediğim gibi dilerseniz burayı hiç kutucuk yapmadan da örebilirsiniz. ben modelin devamı gibi olsun diye bu işlemi yapıyorum. Şimdi 2 4 biz 5 sıra örecektik. Son bir sıra daha gideceğim. Şimdi kutucuğu kaydırdığım için aşağı doğru. Bakın bu şekilde ayarlıyorsunuz. Şimdi 2 4 5 tane yaptık. Şimdi bunu bakın böyle koyduğumuz zaman bura arka parça, bu da ön parça. Ön zaten yakası düşük olur. Arkanınki ense de olur. Bakın bu şekilde eşit şekilde ayarlamış olduk. Şimdi bunları ipi koparmadan birleştireceğiz. İç burası ön yüzü. Ön yüzleri birbirine bakacak. Bakın. Tersler dışarıda kalacak. Bakın baklava dilimi ne kadar güzel. Tersi de güzel oldu. Mesela popcorn yapmadan sadece baklava dilimi de yapabilirsiniz bakın. Şimdi kolları birleştiriyoruz. Omuzları pardon, kolları dedim. Zaten sayılar eşit birbirine bakın denk düştü iki tane bak bu da iki tane birbirine denk düştü. Arkaya da arkası 4 tane olacak. Ön 5 tane olacak. Pardon, arkası 3 tane 1 2 3. Önü 5 tane olacak. Sırayla bakın sırasıyla birleştiriyoruz. Zincirleri falan böyle dikkat edin. Eçiş şekilde bağlayalım. Aynı işlemi diğer omuz içinde yapabiliriz yapacaksınız değişiklik olmayacak şimdi birleştiriyoruz evet. ve son Hatta şöyle bir tane daha son vuruş sık iğnesi yapayım. Evet. Bu şekilde bitirdik. Bakın omuzu bu şekilde birleştirdik. Şimdi diğer omuzu da aynı şekilde yapıyoruz. Ön kısmı 5 tane arka kısım 3 tane. Çünkü şöyle getirdiğimiz zaman biz buradaki sıranın son desenin iki sırasını ördük. Diğer 3 sırayı örmedik önde. Çünkü normalde burada 7 tane popcorn var. Burada da 6 tane popcorn var. Ön biraz daha düşük olacak. Arka biraz daha ense yüksekliği olacak. Şimdi bu buradaki Kolu da yaptıktan sonra omuzu da yaptık birleştirdikten sonra yaka kısmına geçeceğiz. Evet ipi koparmadan e, sık iğne gittim. Şimdi nasıl sık iğne gittiğimi göstereyim size. Sık iğneden sonra trabzan yapacağız. Mutlaka bu sık iğneyi yapın daha muntazama şekilde olacak lastik yeri böyle gelişi güzel sırasıyla tüm trabzan tepelerine batalım Bakın, zincir olan yere de sık iğne yapalım böyle sırayla komple yakanın çevresini sık iğne gidelim sonra trabzan gideceğiz Şöyle detaylı göstereyim. Bakın kola da sık iğne gitti. Burası arkası. Burası pardon burası ön burası arkası. Bitirelim hemen trabzan yapacağız. Evet sık iğne komple bitirdim. Şimdi normal trabzan yapıyorum. Yakanın etrafını. Çünkü lastik yapacağız yakaya. normal gelişi güzel komple çevresini yakanın komple çevresini trabzan yapalım Evet şimdi lastik bölümüne geçiyoruz bakın iki zincir çektim önden bir tane aldım arkadan bir bir ön bir arka Şimdi şu köşede 2 tane alacağız. Arkadan çünkü e, kastırmamız lazım yakayı. Evet şu an geliyorum köşeye. Bakın tam köşe. Buradan bir tane alıyorum. Şimdi sadece bu dört köşede yapacağız bu işlemi. İki tane aldım. Şimdi önden bir tane. Yani bir tane trabzan yerine iki tane trabzanı geriden aldım ki yakayı hafiften kastırıyoruz. Yani toplamaya top, topluyoruz diyelim. Bakın bu şekilde. Şimdi fazla da dar yapmayalım ki çocuk rahatlıkla başını geçirebilsin. Arkada da aynı işlem yapacağız. Şimdi Evet örüyorum. Şu an ön, şu anki ördüğüm parça ön parça. Evet şimdi köşeye geliyorum. Burada da aynı şekilde kastıracağız. Eksiltme yapacağız. Bakın, geldim. Şimdi eksiltiyorum. Bakın. Şimdi birkaç sıra daha örüp yaka toplanacak zaten. Arkada da sağlı. bakın şu köşelerde de kastırın. Bir de bu tam ortasında da eksiltme yapın mutlaka. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet lastik bölümünü bitirdik sayılır. Şimdi bakın böyle oluyor. Şimdi ikinci sırayı da komple lastik gidiyoruz. Öndekini önden alıyoruz. Arkadakini arkadan alıyoruz. Bakın. öndekini önden arkadakini arkadan alacağız yani bakın böyle boşluklara batarak bu şekilde oluşuyor ikinci sırayı da yapalım sonra üçüncü sırayı da örelim aynı bu şekilde Bir bakalım dördüncü sırada nasıl olacak Evet yaka kısmını Tam 3 sıra ördüm. Şöyle göstereyim size. Bakın ne kadar güzel oldu. Hatta uzaklaştırayım dedim. 3 sıra bence ideal oldu. 4. sıraya gitseydim belki bir tık daha uzun olurdu ama böyle iyi. Şimdi e, yalancı trabzan gittim etrafını. Daha e, etrafını bir şey gitmeyeceğim. İpi takıp yalancı trabzan şu köşelere 4 tane batarak bakın dört tane battım yalancı trabzan yapıyorum şu an evet omuza geldim şimdi göstereyim size nasıl yaptığımı normal sık iğne de gidebilirsiniz daha tok olsun diye yalancı trabzan dönüyorum komple çevresini Zaten bunu yaptıktan sonra bağcıklarını yapacağız. Bakın bir fark ettiğiniz trabzan, trabzan deliği böyle boşa değil de trabzanın ortasından Ve bakın trabzan tepesi bu şekilde yaparak komple çevresini dönüp bitirelim. Bu model hem kız hem erkekler için uygun. Sırayla gelişi güzel. Yalancı trabzan yapıyoruz. Yapa yapın. Dediğim gibi bu köşelere de şu köşeye de 4 tane yalancı trabzan yapacaksınız. Çünkü kasmasın ve güzel dönüş olsun diye. Bakın 1, 2, 3, 4, 4 tane battım. Şimdi komple bitirelim. Sonra bacık yapımını göstereceğim size. Evet komple çevresini yalancı trabzan gittik. Şimdi bacık yapacağız. Onun için Tam böyle ortasını ayarlayıp. Mesela şurası ideal. Bu sefer trabzan yaparak e, bağcık yapacağız. Önce zincir çekeceğiz. Diyelim 50 tane zincir çekeceğiz. Uzun olsun. Gevşek çekmeye çalışın. 1-2-3-4-5. Gevşek olsun. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 49 50 bakalım uzunluğuna aslında 50 az olmuş biraz daha çekelim 60 yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şimdi 60 yaptık hmm, 60 iyi ama biz 70 yapalım <laughs> sayı çıkartıyoruz ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 70 yaptık. Evet 70 bence ideal oldu. Biraz uzun olsun ki güzel böyle fiyonk şeklinde bağlayabilelim. Şimdi normal zincire bakın trabzan yapıyoruz. Normal zincirin içinden batarak trabzan yapalım bu bağcığımız bu şekilde ince kibar olsun Evet diğer bağcıkları da aynı bu şekilde yapacaksınız Şimdi ben burayı hemen bitireyim burada ne yapmanız gerektiğini hemen göstereceğim Evet son trabzanları yapıyoruz Bakın son yaptım. Şimdi bunu böyle direkt dibine batmayacağız. Şimdi buraya buraya bağlamıştık ipi. Bir boşluk atlayıp direkt bu üçüncüden tel alıp çıkıyoruz ve ipi bu şekilde bağlıyoruz. Şimdi ipi biraz uzun kesin ki bu fazlalık ipi güzel saklayabilelim. Bakın bu şekilde yeleğimizi önlüğümüzü bağcık yaptık. Bu ipleri falan hep temizleyeceğim ben. Evet hanımlar bağcıklarımızı tamamladım. Temizledim. Bakın tertemiz bir yelek oldu. Çok da şık bir model oldu. Dediğim gibi hem kız hem erkek bebekler için bu modeli yapabilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.